Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda core katmanında bir düzenleme yapmamız lazım bu app user ile alakalı. Çünkü diğer videoda app user ve page ile ilgili bir bağlantı sağlayamadık core katmanında olduğu için. Onun için bir inherit kalıtım almamız gerekiyor. Şöyle. Burada entity'ye geliyorum. Core'da. Şu klasları kopyaladım. Concrete'e şuraya yapıştırdım. Şimdi bunları arkadaşlar böyle Operation Claims dedim. Evet dedi. Şöyle app'leri kaldırıyorum arkadaşlar. Direkt isimden yazıyorum. Evet dedim. User type'ı da evet dedim. App user'ı da user olarak güncelledim. Şöyle içeriğine bir bakalım hemen. Şuradan bunları da düzeltiyorum. Alt enter deyip ismi düzelttim. Properties tamamdır. User'a geldim. Username böyle. Şimdi değiştirelim mi? İsmini değiştirelim. Böyle değiştirdim. Burada şunlara baktık. App'leri kaldırıyorum. Properties'e geliyorum. İsimlerini bu şekil bırakıyorum. Buraya da geldim. Bu şekilde. Böyle burayı tamamladık. Şimdi buraya bu konkrete geldim. Tabii şöyle kontrol nokta deyince bakın şey düzenledi arkadaşlar. Boldur ismini. Kontrol nokta dedim. Geldi. Entities concrete yap dedim. Bunu da aynı şekilde böyle kısa yolu kontrol noktaya bastığımızda geliyor. Şimdi burada bu ismi şöyle yapıyor olacağım. Şunu kopyalayacağım. Buradan alacağım. Inherit. Şunlara gerek yok. Buna da gerek yok. Çünkü içerisinde hepsi var. Böyle remove diyorum. Buraya geldim. User type diyorum. Alt enter. Concrete'ten aldım. Tabii bunların hepsini kaldırıyorum. Inherit aldığım için hepsinde var. Bu da tamam. Operation Claims'e geliyorum. Şimdi bunu neden böyle yapıyorum? Çünkü burada bunları kullanamam. Konkrete geçmiş bir önceki videodaydı sanırım. Hatta oraları yapmadık. Core'a ulaşamadığımız için. Şöyle. Zaten bunlar şeyde mevcut. Şimdi şöyle bir F6 yapıyorum.
Hatamız var mı bakalım. Evet, bir hatamız geldi. Böyle error list. App user demişiz. Sıkıntı ne? Buradaki sıkıntı şu user. Nerede bu? Burada. Şimdi buradaki şimdi app user'ı istemiyor bu token. Neden istemiyor? User'ı istiyor çünkü. User'ı istiyor. User istiyorsa şu. Burası neresi? Burası core katmanı. Böyle yapacağız. Bu bize user getirecek. Yani şimdi şöyle mapping profile burada nasıl şey oluyor? Burada bir böyle region diyorum. User. Buradan bir tanesini kopyaladım. App user'la user birbirine çevirecek. Şimdi burada ne istiyor? App user. Aslında şurada DTO burada app user istiyor. Hemen şurada mapper nasıl kullanmış? Map demişiz. Neye çevir demişiz bunu? App user böyle şunu user diye çevirelim. Ne diyoruz? User'ı app user'a çevir. App user. Burada roles'e roles. Peki buradaki token ne istiyor? Tabi burada user istiyor. Haliyle böyle. Buradaki app user böyle. User özür map diyorum. User'ı açıyorum. Burada da bu değişikliği yapıp bu düzenlemeyi yaptık. Şimdi burada out service geldim. Böyle user diye değiştirdim. Burada bu şekilde düzenledim. Şöyle sildim. F6 diyorum.
Creed. Bakın da şurada map'e gerek yok. Zaten direkt burada bir dakika. Burası ne istiyor? User istiyor. Böyle. Tamamdır. Bu da tamam. User gönderiyoruz. F6 daha. Şimdi burası tamam. Diğer sıkıntılı nokta böyle. Page'e geleyim. Page. Burası tamam. Page'e geliyorum. Page. Arkadaşlar bu geçen videoda fark ettim. Bunları buraya ekledik ama normalde zaten bunları configuration'da yapıyoruz. Onda kusura bakmayın. Şunları kaldırıyorum. Burada var mı başka? Bunda var mı? Burada yapmıştım. Zaten kaldırmış oldum. Burada kaldırmış oldum. Çünkü Data Access'te şurada Configurations'da bakın burada zaten bu ayarları veriyoruz burada. Tekrardan yapmışız. Kafa karışmış. Tamam. Şöyle hepsini bir kapatalım. Böyle. Dakika. Tamamdır. Buraya geldim. Page'e bakıyorum. Şimdi Page'de ne var? Parent ID var. Burada Permission'da şimdi mesela buralarda var ama core katmanında olduğu için ben buralara yapamıyorum. Ekleyemiyordum. Şöyle yapacağım. Şöyle page diyeceğim. Böyle. Page dedim. Artı bir de ne diyeceğim? App user type diyeceğim. Tamam. Page permission'ı bu şekilde yapınca arasındaki bağlantıları da kurmuş olacağız arkadaşlar. Page permission'ı hem page'e ekleyeceğim. Şöyle page permission'ı yapayım. Buradan mıydı? Böyle. Page'e geldim. Tabii bunu Constructor'a ekliyoruz. Eğer bunu Constructor'a eklemezsek hata verir arkadaşlar. İlk şey new geldiği için. Test set yapmamız da normalde liste yapabiliriz ama test set burada en masrafsız olan yani mesela liste daha farklı bir yapı olduğu için mesela default'ta da migration'da falan bu işi yaptığımız zaman default'ta bu geliyor ve headset liste göre daha hani hafif bir olarak burası tamam. Bir de nereye yapacaktık? Type'a. User type'a. Böyle. Dur. Şunu alıyorum. Böyle. Kullanılmayan kontrol remove and short diyoruz. Burada temizliyoruz. Bu da tamam. Bu da tamam. Şimdi arkadaşlar burada şu operation claims'i permission'a ekleyeceğiz.
Böyle ID hem şurayı alayım. Şimdi bunu hem sayfa olarak yetkilerini kontrol edeceğiz hem de metot olarak da, yani metotlar, o business'daki metotların üzerindeki secret operation'a göre de kontrol edeceğiz ve ayarlarını ona göre yapacağız. Yani çift taraflı bir şey. Yani şöyle, hem sol tarafta şey görünmeyecek, sayfa görünmeyecek, artı yani sayfaya girmeden direkt bir hani postman'ı veya herhangi bir araçla direkt oraya bir istekte bulunduğunda onu da kontrol ediyor olacağız. Yani UI'dan değil de direkt API'ye istekte bulunursa onu da kontrol ediyor. Çift taraflı bir kontrol sağlamış olacağız. Şimdi bunu buraya ekledik. Haliyle de böyle permission, tabi buraya da bir şey ekliyor olacağız. Permission da ekliyor olacağız. Bu şekilde permissions constructor'a hash set buradaki şeyde mantığınız kafanız karışmasın arkadaşlar. Mesela burada hani ID eğer buraya ekliyorsak buraya o hani ekledim forgin key'i ekliyoruz buraya. Eklediğimiz class'ı buraya ekliyoruz. Mesela ben hep operation claim tablosun ID'yi buraya veriyorum. Forgin key'i buraya bunu ekliyorum kendi tabloyu. Eklediğim hani buraya page permission'a ID ekliyorum ya. Tam karşılığı olarak da I collection'ı eklemiş oluyorum. Bir de çok olmuş oluyor. Şimdi bunu kaydettim. Böyle. Başka burada onu ekledik. Şöyle bir buraya geleyim. Ben delete diyorum. Buradan. Ve burada SQL Server Object Explorer'ı şuradan açabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada. Bunu açabiliyorsunuz. Database'inize bağlanabiliyorsunuz. Şimdi şöyle ben bir ne yapalım? Migration'ları tekrar sileyim. Web-up'de. Ben migration'ı oluşturmamış mıydık? Migration'larım var burada. Tekrardan siliyorum. Böyle web API seçili zaten. Konsolda açılsın. Denlemesini yapalım. Tekrar oluştururuz. Add migration diyorum. Bakalım hata verecek mi? F6 yapmadık ama boot etmedik öncesinde. Bakalım. Döner zaten bir hata varsa. Neymiş? Yani web API. Buradan da data access'i seçecektik. Migrations. Ne hata soruyor? Migrations. Mouse configuration.
Arkadaşlar şimdi şuradaki düzenlemeleri yapmamışız. Mesela bunların bu şekil olma durumunu böyle şunları bir biliyorum. Bunlar da kalksın. Şöyle. Bunlara gerek yok. Şuna da gerek yok. Sadece düz klas olsun. Diğer şeyleri orada ayarlarını yaparız. Böyle. User type. Constructor'ı siliyorum. Bunu sildim. Bunları da sildim arkadaşlar. Şöyle kaydettim. Bunun ne vardı? Is bunları da sildim. Kaydı siliyorum. Bunlara da gerek yok. Burayı da tamamlamış oldum. Böylelikle. Böyle kaydediyorum. Burası da şu app'leri biliyorum arkadaşlar. Böyle. Diğer tarafta değiştiririz onları. Şuna da geldim. Bunun da ismini değiştireyim. Var mı öyle? Ha, şu var. Bunu da değiştirdim. Configuration bölümünde bunları hallederiz. Şunu da sildim. Şimdi buradaki bunları böyle düzelttim. Buradaki düzenlemeyi şurada yapacağız. Böyle mesela oh, bir dakika buradan değil. Bunu kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar video çok uzamasın. Bir dahaki videoya bırakıyorum devamını. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.